Cumhurbaşkanımın saygıdeğer eşi, Sayın Milletvekilim, Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Celal Bayar Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcıları, Üniversitemin Rektör Yardımcıları, Center of Excellence Başkanım, Yakın Doğu Enstitüsü Müdürüm, Dekanlarım, saygıdeğer hocalarım, meslektaşlarım ve bugün heyecan ve coşkuyla belki ismini atlamış olduğum, telaffuz edemediğim tüm engelsiz yürekler, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Celal Bayar Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen TC Engelsiz Bilişim Platformu ve aynı zamanda üniversitemizin koordinasyonunda yürütülen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu işbirliğiyle Center of Excellence bünyesinde Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü organizasyonuyla burada işbirliğiyle ve aynı zamanda ana sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Türsel'in yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Engelsiz Bilişim Günlerine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu yola çıkarken Center of Excellence Başkanım Profesör Doktor Nedime Serakıncı ve Mütevelli Heyeti Başkanlığına ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğüne de merkezimizin kuruluşuna inancı ve bize her attığımız adımda desteğinden dolayı sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunmak istiyorum sizlerin huzurunda. Aynı zamanda bize inancıyla hiçbir şekilde arkamızdaki desteğini esirgemeyen Celal Bayar Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen TC Engelsiz Bilişim Platformu koordinatörü Mustafa Özen Kalaç'a da sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum. Ve burada en önemlisi her adımda desteğini hiç esirgemeyen, konuşmamın en başında da belirtmiş olduğum gibi tüm engelsiz yürekleri sevgiyle kucaklıyorum. Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Center of Excellence'e bağlı olarak kurulmuş bir merkezdir ve Nedime hocamızın iyi ki kurmuşum diyebileceği adımları atabilme misyonuyla ilerlemeye devam etmektedir. Tabii ki bu misyon ve vizyon içerisinde ve faaliyetlerimiz doğrultusunda tüm sivil toplum örgütleri, üniversitemiz bünyesinde çalışan diğer merkezlerle işbirliğimizi de kendimize bir prensip edinmiş olarak adım atmaya devam ediyoruz. Özellikle de üniversitemizin kaliteye atılan adımlarında yenileşmede ve kaliteyi yakalama yolunda merkezimizin hem toplumsal sorumluluk projelerini aynı zamanda akademik görünebilirlik faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik ciddi adımları olduğuna inanıyorum. Bunları da sizin takdirinize bırakıyorum. Faaliyetlerimiz öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu'nun kuruluşuyla başlamaktadır. Engelsiz Bilişim Günleri de geleneksel hale gelmiş. Kuzey Kıbrıs Türsel ana sponsorluğunda her yıl faaliyete geçmiş bir projemiz olarak ortaya çıkmıştır. İnternet ve çocuk paneli aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Bilişim Derneği ile de gerçekleştirilmiş bir faaliyetimiz olarak ortaya çıkmıştır. Bilinçli Eğitimler Mutlu Aileler Projesi, Engelsiz Fikir Atölyesi, Güvenli Okul Projesi, Engelsiz Turizm, Engelsiz Toplum, Kadın Girişimcilik Projesi, Engelli Kadın ve Engelli Çocuk Sahibi Annelere Yönelik Projelerimiz, Sosyal Sorumluluk Projesi olarak karşımıza çıkmaktadır ve süre gelmekte halen devam etmekte projelerimizdir. Süreçteki projelerimize baktığımız zaman akademik görünürlük de aynı zamanda merkezimizin önemli adımları arasında yer almaktadır. Kanada'daki Athabasca Üniversitesi'ndeki yaptığımız işbirliği, Malezya'da yapılan işbirliği adımları, Yakın Doğu Enstitüsü işbirliği ile her adımda attığımız adımlar, Anadolu Üniversitesi'nin de desteğiyle engelli çocukları olan annelere yönelik yapılan dijital okuryazarlık seminerleri ve bu
etkinlik vesilesiyle de engelli veri tabanının oluşturulmasına yönelik bir takım adımlarımız olacaktır. Ve gördüğümüz gibi 2013'te yeni kurulan bir merkez olmamıza rağmen protokol adımıyla ilerlemeye devam ediyoruz. Ve en büyük paydaşımız ve kardeş platformumuz da Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü olduğunu da görmüş bulunuyoruz. Bu vesileyle de bizleri onurlandıran Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve Rektör Yardımcısına da ayrıca teşekkür ediyorum. Atatürk Eğitim Fakültesi, fakülte olarak özel eğitim ve bilgisayar öğretim teknolojileri bölümü uzaktan eğitim merkezleriyle de bizlere büyük destek sağlamaktadır. Sizlerin huzurunda da hem bölüm başkanlarına, yetkililerine, dekan yardımcılarına ve ayrıca sevgili dekanımıza da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı çalıştayla bizi daha çok öne bir adım atmış olmamızı sağladı. Türkiye Bilişim Derneği her zaman yanımızda destek. Onlara da burada bulunan tüm yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Onlarla daha ileri adımda şiir yarışması gerçekleştirdik. Bununla da ilgili bilgi vereceğim. Tabii ki sivil toplum örgütlerinin desteği olmadan ilerlemek mümkün değildir. Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Beyarmudu Belediyesi, yerel belediyeler, istihdam, ticaret ve girişimciliğe yönelik bir takım seminerlerimiz oldu. Destekleri bizler için önemli. Denizler istihdam ve insan gücü için önemli bir bilişim şirketi. Bunlar da reklam amaçlı olsun diye söylemiyorum. Bu benim bir gönül borcum ve vefa borcum olarak ifade etmem gerektiğini vurguluyorum. İsmini atladığım ve telaffuz edemediğim kurum kuruluş olursa da şimdiden affınıza sığınmak istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'den bilişim elçileri, bilişim atölyesi ile işbirliklerimiz bulunmakta. Buradaki önemli nokta Türkiye'den veya uluslararası alanda web sitelerimizin erişilebilir olamaması durumunda nasıl sitelerimizi kamu ve özel şirketler olarak görünebilir hale getirebilmemiz noktasında çalışmalar üretiyoruz ve Yakın Doğu Enstitüsü ile yapmış olduğumuz bilimsel bir projede de bunu raporlaştırmış ve rapor haline sunmuş bulunuyoruz. Dijital çağda engelsiz kadın hem kadın kimliğini hem de engellilerin yaşayışına, sosyalleşmesine katkı sağlamak için Center of Excellence'e yapmış olduğumuz en önemli adımlardan bir tanesidir. Bu da siz Mor Menekşe Çağdaş Kadınlar Derneği ile. Burada aramızda birçok derneğimiz yer almaktadır. Engellilerimize yönelik, gerçi bu kelimeyi çok fazla ifade etmeyi de uygun görmüyorum ama literatürümüze bir şekilde sığmış, girmiş durumda. Onlara yönelik seminerler, Ortopedik Özürler Derneği ve başta diğer derneklerimiz olmak üzere bir takım işbirliğimiz bulunmuştur. Engelli farkındalığını yaratmak amacıyla son olarak da yine merkezimiz bünyesinde ve Türkiye Bilişim Derneği işbirliğiyle ilköğretim okullarında engelli farkındalığını yaratacak şiir yarışması düzenledik ve burada da çeşitli okullarımıza engelsiz yürekleri yetiştiren okullar ödülünü program akışımızda vereceğiz. Programımıza baktığımız zaman bu yıl yüksek öğretimde engelsiz bilişim uygulamaları, dünyada engelsiz bilişim uygulamaları bir adım daha uluslararası bir etkinlik yapmak amacıyla etkinliğimize yabancı ülkelerden katılımcıların da olmasını çaba sarf ettik. Aynı zamanda engelsiz bilişim günlerinde iki önemli çalıştaya da konukluk edeceğiz. Bunlardan biri engelsiz bilişim çalıştayı, bir diğeri de çocuklar yaşadıklarından öğrenirler çalıştayı olacak. Bu iki çalıştayla birlikte de bir takım veri tabanı ve durum tespit analizine yönelik raporlaştırmaya gidilecektir. Bu vesileyle hepinizin katılımından dolayı tekrar teşekkür eder. Bu etkinliğin ülkemiz için, kurumumuz için,
için ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını dilerim. Teşekkürler. Zehra Hoca'ya konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Şimdi Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fahrettin Sadıkoğlu'nu konuşmalar için buraya davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımın saygıdeğer eşi, çok değerli rektörlerimiz, sayın milletvekillerim, değerli misafirlerimiz, sevgili meslektaşlarım, engelsiz bilişim platformu çerçevesinde hazırlanmış çalıştaya hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Özellikle bile bir çok önemli ve hassas konunu ele alan çalıştayda katılmamdan dolayı bütün kurum, kuruluş ve derneklere de teşekkürlerimi sunarım. Müslümanlıkta ve Türkçülükte konuya her zaman önem verilmiştir. Engellilere sevgi ve saygı, insanlığa olan sevgi ve saygıdır. Büyüklerimiz söylemişlerdir. Engelli olmalarına rağmen dünya tarihinde bakılarsa çok önemli dünya tarihine altın harflerle ismini yazmış insanlar geçmişler. Türk Moğol soylu Timurlenk savaşlarda yararı olmasına rağmen tam Asya'nı istila etmiştir. Amerika Birleşmiş Devletleri Cumhurbaşkanları Lincoln ve Roosevelt 3 kez başkan adayı olmuştur. Engelli olmalarına rağmen ülkelerinin gelişmesinde isimleri her zaman duyulmuştur. Her zaman altın harflerle yazılmıştır. Bilim adamlarından İngiliz bilim adamı Hawking, Einstein'dan sonra dünyanın teori fizik alanında en büyük bilim adamı sayılır. Tam engelli olmasına rağmen ve doktorlar ona 3 gün zaman koymuşlardır. Bugün de yaşamaktadır. Çok önemli Rus bilim adamı var. Kontryagin, Yahudi kökenlidir. Kontryagin yemek hazırlayan da sıcak yağ atılıp iki gözünü de Kontryagin kaybetmiştir. Nenesi ona matematik kitapları okumuş ve o da dinlemiştir. Ve sonuçta dünyada en büyük bir buluş bulmuştur. Mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi çözüm üretme teorisi. Buna bazen optimizasyon teorisi de deyilir. Bu teorinin yaradan kişi olmuştur. Bunları demekte ne var? Bunları demekte nedir maksadım? Odur ki, bazen bizim insanların, engelsiz insanların yarattığından da çok engelli insanlar tarihte bir iz koymuşlar. Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok sevindirici haldır ki bu konuya büyük önem verilmektedir. Elbette Türkiye'de bir kurum olarak Celal Bayar Üniversitesi'nin adını her zaman saygıyla saymak lazımdır. Dün öğrendim ki dil işareti programı dersinin ders mevduatına da yerleşmesinde ilk olarak Celal Bayar Üniversitesi'nden başlamıştır. Yakın Doğu Üniversitemizde de büyük işler görülmüştü bu sayede. Atatürk Eğitim Fakültemizde konuyla ilgili iki bölüm faaliyet göstermektedir. Bunlardan biri zihni engelliler bölümü, diğeri ise eşitme engellileri bölümüdür. Kütüphanamızın nadir eserler bölümünde Bareli alfabesiyle 50 ciltlik eser mevcuttur. Birçok eserlerin oy dönüşümleri mevcuttur. Bu yakınlarda akreditasyon çerçevesinde Almanya'nın Asil Akreditasyon Kurumu'nun
ekspertler üniversitemizde bulundular ve akreditasyonda sınıflara engelli kardeşlerimizin daha rahatlıkla erişebilmesi için gerekli tedbirlerin de alınmasını gündeme getirdiler. Çok sevindirici haldır ki, üniversitenin yeni mimari binalarında bu tedbirler artık hayata geçirilmektedir. Değerli arkadaşlarım, sizin zamanınızı çoğalmak istemiyorum. Konuyla ilgili yeterince konuşulacaktır. Dünyada da zaten bu konuya büyük önem ve anlam verilmektedir. Yəqin Türk sildən qatılan qatılımçılar söyləyərlər. Şimdi iPhone'larda artık 100 minlərlə kitabın audio versiyonu iBook ve NeoBook uygulamalarında mevcuddur. Braille alfabesiyle kullanmak için olan uygulama da artık iPhone'lara yapılmış, iPhone'larda mevcuddur. Zamanınızı almak istemiyorum. Değerli misafirlerimiz ve sevgili kardeşlerim, İsterim ki bugünkü bu açılış, iki gün devam eden bu çalıştay başarılara vesile olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sıradaki konuşmamız Celal Bayar Üniversitesi'nden aramızda bulunan Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Sayın Mustafa Özhan Kalaç. Sayın hanımefendi, sayın milletvekilim, sayın rektör ve rektör yardımcılarım, Sayın Türksel Genel Müdür Yardımcım, sayın akademisyenler, STK'larımızın değerli yöneticileri ve üyeleri, çok değerli katılımcılar. Bir kez daha Engelsiz Bilişim Günlerinde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Konuşmacılarımız engelsiz bilişimden bahsettiler. Ben engelsiz bilişimin ne olduğundan bahsederek devam etmek istiyorum. Engelli arkadaşlarımız hayatın içerisinde birçok zorluklarla karşılaşıyorlar. İşte eğitimde, televizyon seyrederken, yolda yürürken bunları artırabiliriz. İşte bilişim onların bu hayatını kolaylaştıran bir takım imkanlar sunuyor. Örneğin görme engelli bir öğrencimize biraz önce rektör yardımcısına bahsettiği gibi elektronik ortamdaki kitaplar onun okumasını sağlıyor. Veya işitme engelli bir kişinin televizyondaki filmi seyrederken görmüş olduğu işaret dili onun da herkes gibi televizyon seyretmesini sağlıyor. Bu örnekleri hatırlayabiliriz. Ben hatta geçen sene Kıbrıs'ta karşılaştığım bir örnekten ve mutluluk duyduğum bir örnekten bahsedeyim. Girne sokaklarında Gonca hocamızla yürürken işitme engelli bir vatandaşımızın bir elinde cep telefonunu açmış, diğer eliyle de mutlu bir şekilde ailesiyle işaret dilinde anlaştığını gördüm. İşitme engelli bir kişiydi bu. Ve burada aslında engelsiz bir şeyin ne kadar önemli olduğunu, hayata ne kadar dokunduğunu bir kez daha görmüş oldum. İşte Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu, Türkiye genelinde bu hizmetlerin gelişmesi için 2011 yılından beri faaliyet göstermekte. Başta devlet kurumları olmak üzere üniversitelerimiz, STK'lar ve bireysel katılımlarla çok ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Hizmetlerimizin yaygınlaşması amacıyla 2014 yılında Ankara, İzmir, İstanbul, Konya ve Eskişehir illerinde temsilcilikler oluşturduk. Aynı zamanda 2013 yılında temsilcilik demeyelim ama kardeş bir platformumuzda Kuzey Kıbrıs'ta oluştu. Ve Kuzey Kıbrıs'ta oluşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu Yakın Doğu'nun öncülüğünde ortak çalışmalar yapmaya başladık. Ve bu ortak çalışmalarımız da her gün artarak devam etmekte. Değerli katılımcılarımız, ben özellikle engelsiz bilişim alanında birkaç önemli hususun altını çizmek istiyorum. Evet, gerçekten bahsettiğimiz gibi devlet kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve diğer kurumlarımızın çok ciddi çabaları var. Ve bu ciddi çabalar bizi geleceğe yönelik umutlandırıyor. Fakat bu çabaların mutlaka artarak devam etmesi lazım, kesilmemesi lazım. Ve burada en önemli şeylerden birisi de kurumlar arası işbirliğinin güçlenerek devam etmesi. Böylece kaynakların daha aktif kullanılması ve gerçekten engelsiz bir bilişim imkanı sağlama fırsatımız olacaktır. Diğer önemli bir nokta,
Özellikle engellerle ilgili yaptığımız çalışmalarda şunu unutmamamız gerekiyor. Yapılan hizmetlerin tamamı bizler açısından bir görevdir. Engelli arkadaşlarımız açısından ise bu Birleşmiş Milletler engelli haklarına da bağlayabiliriz. Aslında temel bir haktır. Olaya bu bilinçle yaklaşmak ve tüm hizmetlerimizde evrensel tasarım ilkesiyle hizmetler vermeye çalışmamız hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, engelsiz bir dünya aslında imkansız değil. Bunu hep birlikte ileriye dönük olarak başarabiliriz. Değerli katılımcılar, konuşmama son vermeden önce ben bu etkinliğin düzenlenmesine emeği geçen tüm düzenleyici kurumlara, Yakındoğu Üniversitesi ailesi demek istiyorum çünkü gerçekten üst yönetiminden en alt çalışanına kadar bir aile ortamında kendimizi bulduk. Türkiye'den gelen herkes adına ben bunu söyleyebilirim. Bizi sıcak karşıladılar. Aileye çok teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türksel 3 senedir desteğini esirgemiyor. Ben Kuzey Kıbrıs Türksel'e çok teşekkür ederim. Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok farklı yerlerinden gelen değerli akademisyenler, değerli STK'cılarımız, katılımcılarımız, onlara çok teşekkür ederim. Ben bugün burada özel bir teşekkür de sizin huzurunda yapmak istiyorum. Bu teşekkürümü mensup olduğum ve gurur duyduğum Celalbey Üniversitesi'nin rektörü Sayın Profesör Doktor Kemal Çelebi ve Profesör Doktor Bilal Gümüş hocama yapmak istiyorum. Gerçekten gerek akademik duruşları, gerek yönetim anlayışları, gerek vizyonlarıyla, gerekse belki de en önemlisi insan olarak bana örnek oldukları için ve platformumuza gerçekten destek oldukları için hepinizin huzurunda bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi kendilerine sunmayı borç biliyorum. Umarım bu etkinlik engelsiz bir dünya adına hizmet edecek ve iki gün sonrasında önemli katkılar sağlayacaktır. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı KKTC Engelsiz Bilişim Platformu temsilcisi Sayın Günay Kibrit'i buraya davet ediyoruz. Evet, değerli Cumhurbaşkanımızın eşleri, Sayın Milletvekilim, Sayın Rektörlerim, rektör yardımcılarım, akademisyenler ve yüreği engelsiz olan arkadaşlar. Hepiniz bugünkü Engelsiz Bilişim Platformu'na hoş geldiniz. Öncelikle bir engelli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu'nda yer almaktan örgütümle birlikte Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği olarak büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayım. Biraz sonra veya gün içerisindeki sunumlardan da izleyeceksiniz. Artık dünyamız bilişimle, teknolojiyle ve düşünceyle engelsiz bir duruma gelebilecek durumda. Ama bunu acaba ülkemizde ne kadar yaşayabiliyoruz? Dış dünyaya baktığımızda engelli diye bir kavram maalesef ki yok. Orada öyle bir kavram yok. Engelli, birisinin engelli olması belki sadece fiziksel olarak bakabiliriz, görebiliriz. Ama yaşayış tarzı erişiminde, ulaşımında, dolaşımında böyle bir kavram yok arkadaşlar. Çünkü sistem öyle bir yapılandırılmış ki en küçük bir nokta şehir içerisinde veya üniversitelerde veya topluma açık merkezlerde herkes düşünülerek yapılıyor. Ama bunu tabii ki biz baktığımızda kendi ülkemize daha çok yol almamız gerekiyor. Çok. Özellikle Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nden bahsetmek isterim birazcık burada. Bildiğiniz gibi orada tüm engellilerin diğer bireyler gibi her noktaya, bilgiye, sosyal hayata, fiziksel, ekonomik, sosyal, sağlık eğitimde ulaşabilmesini öngörüyor. Diğer arkadaşlarımız gibi, diğer insanlarımız gibi. Bu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi
ülkemizde de 2010 yılında meclisimizdeki 50 milletvekilimizin hepsinin birlikte, belki de ender yasalardan biriydi, hepsini birlikte evet oyuyla geçti. Şu anda ülkemizde bu yasamız geçmiş durumdadır. Ve bu yasanın bir başka özelliği anayasayla eşit düzeydedir. Değiştirilemez. Anayasayla eşit düzeydedir. Ama bugün ne yazık ki altının doldurulmaması, tüzüklerinin veya çalışmalarının yapılması nedeniyle bir tek maddesi bile ülkemizde uygulanmamaktadır. Bu büyük bir acıdır arkadaşlar. Büyük bir eksikliktir. Bizleri toplumdan dışlamak, bizleri toplumdan uzaklaştırmak, uzaklaştırmanın bir değişik bakış açısıdır. Ben inanıyorum ki böylesi güzel etkinliklerle, böylesi değerli beyinlerin vereceği katkılarla bu yasamızın da yavaş yavaş ülkemizde oturacağını ve biz de diğer insanlar gibi, diğer ülkelerdeki insanlar gibi bu haklardan artık yavaş yavaş faydalanacağımıza inanıyorum ve gerçekten bunun yakın bir zamanda olacağını da bakıyorum, yani görüyorum artık bunları. Öncelikle sizlere bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız ve katkı koyacağınız düşüncelerinizle, en azından yanımızda olarak engellilerin de farkında olacağınız inancıyla bir kez daha hepinize hoş geldiniz derim ve bu güzel günümüzün, bu güzel günlerimizin çok verimli ve bizlere faydalı bir şekilde dönüşüm olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim tekrar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Bilişim Derneği'nden Sayın Koray Özer'i buraya davet ediyoruz. Sayın hanımefendi, sayın milletvekillerim, sayın bakanım, mütevelli heyeti üyelerim, sayın rektörlerim ve dernek başkanlarım ve hocalarım ve değerli katılımcılar. Bir toplum, bir ülke ancak o toplumun ve ülkenin bütün vatandaşları kaynakları eşit şekilde paylaştığı ve kaynaklardan eşit şekilde yararlandığı ölçüde toplumsal ve kültürel olarak kalkınabilir. O toplumda bu durumda adalet duygusu gelişir, hakaniyet yerine oturur, barış, iyi niyet ve empati topluma yayılır ve vicdan gelişir. Eğer bir toplumda nedeni ne olursa olsun mutsuz bir kesim varsa, hak ettiğini alamayan bir kesim varsa, o toplum birlik ve bütünlüğünü sağlayamaz, istatistiklerde yukarıya tırmanamaz. Çünkü özellikle hastası ve engellisi mutsuz olan bir toplum asla mutlu olamaz. Çünkü toplumsal mutluluk ve mutsuzluk kişilerin ortalama mutluluğudur. Mutluluk ben bilincinde değil, biz bilincinden doğar, büyür ve gelişir. İnsan haklarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Eğitim alma hakkı zaten herkesin hakkı. Ama herkesin internete girme ve güvenli bir şekilde kullanma hakkı da artık insan hakları bağlamında değerlendiriliyor. Çünkü hepimiz artık birden fazla dünyada yaşıyoruz. Bilim kurguca söylersek paralel evrenlerde yaşıyoruz. Bir yandan sosyal medya ve sosyal medya mecralarında iletişim, hizmet, alışveriş ve eğlence yaparken bir yandan da gerçekten günlük yaşantımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ülkeler vatandaşlarına bütün bu evrenlerde, yani internette güvenli, hızlı, kolay, ulaşılabilir bir altyapı sunmak durumunda. Ve özellikle engelli bireylerimizin bu sistemden yararlanması için gereken yazılım ve cihazların da sağlanması yine o ülkenin sorumluluğunda diye düşünüyorum. Türkiye Bilişim Derneği 1971 yılındaki kuruluşundan bu yana bilişimin ülke kalkınmasında ve birey gelişimindeki rolünü farkında olarak çalışmalarını sürdürdü. 44 yıldır bilişimin kalkınmada hak ettiği yer için çalıştık, çalışıyoruz.
Bu uğurda çok kısaca bir bilgi vermek gerekirse 12 bin üyeli, 7 şubeli, 32 üniversite yapılanmalı, 43 yıldır dergi çıkaran ve birey bilişim, birey toplum ilişkisini irdeleyen dosyalar yapıyoruz. Bilişim sözlüğümüz var, 13 bin kelimelik. Bu günümüzde çok daha arttı. Bilişim, yazılım, donanım, yazıcı, kütük, hep bu bizim derneğimizin onursal başkanı Profesör Doktor Aydın Köksal ve arkadaşları tarafından üretilmiş sözcükler. Ayrıyeten Türk Cumhuriyetleri için şu anda bir bilişim sözlüğü hazırlıyoruz. Bulut bilişim ve bilişim güvenliği sözlüğüyle yeni çalışmalarımızın arasında. Yasa yönetmelikler ve meclis farkındalık toplantıları da yine yaptığımız işler arasında. Ve 44 yılda çok fazla sayıda, burada saymak istemiyorum, toplantılar, seminerler düzenliyoruz. Ve bu toplantı ve seminerlerde dikkat ettiğimiz bir şey de mutlaka engellilerimiz için sorun çözüm toplantıları oluyor. Ve bir gün ya da yarım gün mutlaka bu konuya eğiliyoruz. Avrupa Birliği'nce modellenen Horizon 2020 sayısal gündem çalışmalarına da 1000'e yakın uzman katılıyor. Ve bu uzman gruplarının içerisinde yine TB'de engelliler bilişim uzmanlık grubumuz bulunuyor. Çalışma grubu geleneğimizi 44 yıldır her zaman sürdürüyoruz. 2000'li yıllarda kurduğumuz görme engelliler için çalışma grubunda yaptığımız onlarca toplantıda web sayfalarındaki text grafik görünümünün textle yer değiştirmesi konusunda oldukça fazla bilinçlendirme toplantıları yaptık. Ve bilişimin görme engellilere getirebileceği olanaklar konusunda da kamuoyunu aydınlatmaya çalıştık. Bugün görme engellilerimiz ya da diğer engellilerimizin bir takım sorunları var. Bu sorunlardan bir tanesi internet ve bilgisayardan yararlanmak için gerekli donanımların pahalı olması. Bir diğer sorun hala erişilebilirlik sorunları var. Web sürekli büyüdüğü için, uygulamalar sürekli arttığı için bu sorun aslında tam çözülemiyor. Farkındalıklarla azaltılmaya çalışılıyor. Aslına bakarsanız süsü seviyoruz ama güzellik akıl ve sadelikte gizli. İstihdam yine engellilerimizin istihdamı yine istenen durumda değil. Oysa engellilerimiz için bir programlama seferberliği yapılabilir diye düşünüyoruz. Ve bu aslında istihdamı biraz artıracak bir çalışma olur. TBD olarak önümüzdeki günlerde böyle bir çalışmanın ön araştırmalarını yapacağımızı buradan söylemek istiyorum. Bu arada engelliler için sanat açısından da sadece teknik olarak değil, bir öykü yazma semineri gündeme getireceğiz Kıbrıs'ta. Değerli konuklar, bugün bilişimin geleceğini 5 büyük alan belirleyecek. Büyük veri, kurumsal sosyal ağlar, mobil çözümler, güvenlik ve bulut olarak sayabiliriz bunları. İnternete bağlı cihaz sayısı 2009'da 9 milyonken 2020'de 24 milyara çıkacak. Bu yükseliş 4,5 trilyon dolar katma değer yaratacak. Ve bugün 3 milyar insanın internete bağlı olduğunu görüyoruz. Yakında kişi başına 4 cihaz internet bağlantımız için kullanacağımız cihazlardan olacak. Bu yeni dünyada pek çok yeni iş modeli gelişecek ve bu yeni iş modeliyle yeni olanaklar ortaya çıkacak. Bizim de aslında hem kendimiz için hem engellilerimiz için bunları önceden düşünüp ona göre bir planlama yapmamız gerekmekte. Biz TBD olarak engellerimizin yeni dünyada hak ettikleri saygın, mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yerlerini almaları için bilişimin ortaya çıkardığı bütün fırsatları seferber etmek istiyoruz ve bu uğurda çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Sözlerime son verirken öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Engelsiz Bilişim Konferansları'nın üçüncüsünde katılmaktan dolayı büyük onur duyduğumu söylemek istiyorum. Etkinliği düzenleyen, bize bu ortamı paylaşıma açan Yakın Doğu Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitelerine ve bütün katkı verenlere ve TBD ile çalışmalarda yoğun olarak çalıştığımız Zehra ve Fahriye Hanımlara da, Altınay Hanımlara da çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere KKTC Bilişim Derneği temsilcisi Sayın Nihat Yılmaz'ı buraya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sayın eşi, sayın milletvekilim, değerli hocalarımız ve değerli konuklar. Üçüncü Engelsiz Bilişim Günleri kapsamında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duymaktayım. Bu yoğun program içerisinde uzun bir konuşma yaparak canınızı sıkmak istemesem de maalesef anlatacak fazla iç açıcı bir şeyimiz yok. Ülkemizde birçok alanda var olan sorunlar maalesef bilişim alanında da mevcut. Zaten olması gerekenin çok altında olan gelişmişlik düzeyi, engelsiz bireylerin kullanımı açısından değerlendirildiği zaman çok daha karanlık bir tablo ortaya çıkmaktadır. Normal koşullarda engelsiz bireylerin engellerinin yarattığı olumsuzlukların etkisini azaltarak, onlara kendilerini geliştirerek çok daha rekabetçi olma imkanı tanıması gereken bilişim teknolojileri, gerek engelsiz bireyler tarafından kullanılması gereken yazılım ve donanımların yüksek maliyeti ve gerekse bunlarla ilgili bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle bizlerin hayatlarını her geçen gün daha kolay hale getirirken onların hayatlarında daha büyük zorluklara sebep olmaktadır. Bizler oturduğumuz yerde telefondan veya tabletten veya bilgisayarlarımızdan her türlü bilgiye hiçbir efor sarf etmeden erişebilirken engelli bireylerimiz bu imkanlardan faydalanamamaktadırlar. Maalesef devletimiz bırakın engelli vatandaşlarımızın yüksek teknolojiye erişebilmesi için gerekli olan destekleri, onların eğitim ve devlet kurumlarına fiziksel erişimleri gibi en sıradan ve temel ihtiyaçlarına bile cevap verememektedir. Ülkemizde faaliyette bulunan 13 üniversite bulunmasına rağmen üniversite ve sektör arasındaki büyük kopukluklar yüzünden engelli bireylerimizin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırabilecek uygulanabilir bilimsel çalışmalar yoktur. Var olan bir elin parmaklarını geçmeyecek çalışmalar ise maalesef akademik seviyelerde kalmaktadır. Bir taraftan bilişim adası ve eğitim adası olma vizyonları ortaya konurken, diğer yandan herkesin desteklediğini söylediği üniversite ve sektör işbirliği ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin önünü açacak teknoloji geliştirme bölgesi ve araştırma geliştirme yasaları 2 yıldır hala daha yürürlüğe girememiştir. Bu yasaların ivedilikle meclisten geçerek yürürlüğe girmesi en azından belki gelen yıllardaki konuşmalarda bazı olumlu örnekler vermemize vesile olabilecektir. Bildiğiniz üzere ülkemizde yıllardır gündemde olan bir e-devlet projemiz vardır. Bu projenin ne aşamada olduğuna dair net bir bilgimiz olmasa da bir an önce doğru bir şekilde yapılandırılarak hayata geçirilmesi toplumumuzun her kesimi için çok önemlidir. Kurulacak e-devlet altyapısı ve arayüzü mutlaka engelli bireylerimizin de rahatlıkla kullanacağı bir şekilde tasarlanmalı ve en azından devlet tarafından sunulan hizmetlerden artık sorun yaşamadan faydalanabilmelerini sağlamalıdır. Bu anlamda hiç gecikmeden gerek üniversitelerimizdeki konusunda uzman akademisyenlerimiz, gerek sivil toplum örgütlerimiz, gerekse de sektörde faaliyet gösteren firmalarımız sürece dahil edilerek gerçekten ihtiyaca verecek çözümün oluşturulması için sıkı bir şekilde çalışılmalıdır. Evet, maalesef şu anki tabloya baktığımız zaman durumun pek de iç açıcı olmadığını görmek hiç de zor değil. Ama aslında ülkemizin küçük ve henüz gelişimini tamamlamamış olması bizlere bu eksiklikleri hızlı ve etkin bir şekilde gidermek için ciddi bir avantaj sunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın günlük hayata nitelikli bir şekilde entegre edilebilmelerinin en doğru yöntemi onlara doğru bilişim becerileri kazandırarak engellerinden dolayı karşı karşıya kaldıkları olumsuzlukları bilgi ve becerileriyle aşmalarının sağlanmasıdır. Bu amaçla doğru bir planlama ve doğru yatırımlar ile okul öncesi eğitimden başlanarak üniversite düzeyine kadar bilişim teknolojilerinin sağladığı imkan ve kolaylıklardan faydalanarak engelli bireylerimiz bilgi ve becerileri belgelenmiş yetkin bireyler olarak günlük hayata müdahil olabileceklerdir. Bu kapsamda 4 ana başlıkta bilişim teknolojileri engelli bireylere avantaj sağlayabilir. Doğru bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişim, öğrenme ve öğretme konusunda karşılaşılan zorlukların ortadan kaldırılması, kişisel iletişim ve etkileşimin kolaylaştırılması, tüm resmi veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanan prosedürlerin bilişim teknolojileri sayesinde kolayca uygulanabilir olması. Yukarıda belirtilen konularda gerçekten bir avantaj sağlanıp engelli bireylerimizin yaşamlarında fark yaratılması için yapılacak yatırımlarla en doğru ve iyi sistem ve çözümler devreye sokulsa dahi doğru eğitim politikaları olmadan istenilen sonuçlar elde edilemez. Bu sebeple tüm eğitim sistemimiz bir an önce tekrardan gözden geçirilerek bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı sayesinde
engelli vatandaşlarımız da dahil olmak üzere tüm toplumun eşit koşullarda sağlıklı ve modern bir eğitim alarak dünya çapında rekabet edebilecek düzeylerde yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Konuşmamı özetlemeye çalıştığım konuları çok iyi anlatan bir alıntıyla tamamlamak istiyorum. 1997 yılından beri bilgisayar tabanlı iletişim sisteminin sponsoru olan Intel firması tarafından sağlanmaktadır. Tekerlekli sandalyemin koluna monte edilmiş olan tabletim, tekerlekli sandalyemin pillerinden besleniyor olsa da ihtiyaç olması durumunda kendi piliyle de çalışması mümkündür. Bilgisayarla benim temel bağlantım WordPlus firması tarafından yazılan EasyKeys isimli bir program aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu program ekranda bir soft keyboard sağlamaktadır. Bir imleç bu keyboard üzerindeki satır veya sütunları otomatik olarak tarar. Ben ise yanağımı oynatarak imleci durdurup istediğim karakteri seçebilmekteyim. Yanağımın hareketi gözlüklerime monte edilmiş olan bir kızılötesi aygıt tarafından tespit edilmektedir. Bu aygıt bilgisayarla benim tek bağlantımdır. EasyKeys yazılımı kelime tahmin etme özelliğine sahip olduğu için genelde yazmak istediğim kelimeyi seçebilmek için ilk birkaç harfini yazmam yeterli oluyor. Bir cümle oluşturduğum zaman onu konuşma sentezleyicime gönderebiliyorum. Speech Plus firması tarafından üretilen ayrı bir donanımsal sentezleyici kullanıyorum. Bana İskandinav, Amerikan veya İskoç aksanları olarak algılanan bir aksan veriyor olsa da bugüne kadar gördüğüm en iyi ürün. EasyKeys sayesinde Windows mouse'umu da kontrol edebiliyorum. Bu sayede tüm bilgisayarımı kullanabiliyorum. Eudora e-mail programıyla maillerimi kontrol edebiliyor, Firefox ile interneti gezebiliyorum ya da Notepad kullanarak ders notlarımı yazabiliyorum. Son bilgisayarım ayrıca web kamerası da içeriyor. Bu sayede arkadaşlarımla iletişim kurabiliyorum. Beni iyi tanıyanlar, yüz ifadelerimde birçok şeyi anlatabiliyorum. Sürekli olarak yeni yardımcı teknolojileri takip ediyorum. Son zamanlarda Intel bir grup mühendisini benim iletişim hızımı artıracak bir yüz tanıma sistemi geliştirmesi için görevlendirdi. Bu mühendislerin kullandığım yazılım arayüzü ile ilgili de bazı yeni fikirleri var ve bunun oldukça ümit vadeden sonuçlarını görmek çok ilginç olacak. Bunların dışında beyinle kontrol edilen arayüzleri kullanarak bilgisayarımla iletişim kurmayı da denedim. Fakat şu ana kadar bunlar benim yanakla kontrol edilen sistemim kadar düzgün çalışmıyorlar. Bu sözler Stephen Hawking'e ait. Bildiğiniz gibi dünyanın en ünlü fizik profesörlerinden bir tanesi ve bunları işte okuduğum zaman insanlar Stephen Hawking'in beyninden faydalanmak için ne kadar emek ve para harcamış, bunu görüyoruz. Belki bizim için çok ütopik görünebilir ama kendime sormadan edemiyorum. Ya Stephen Hawking Kıbrıs'ta doğsaydı ne olacaktı? Ya da belki de Kıbrıs'ta doğmuş olan ve bizim düzenimizi eriyip gitmiş bazı beyinler başka ülkelerde doğsaydı ne olacaktı? Bunları da insan düşünmeden edemiyor. Dünya bilişimle engelleri ortadan kaldırırken biz de en azından bilişimdeki engelleri kaldırarak bir yerlerden başlayabiliriz. Teşekkürler. Sıradaki konuşmacımız Milletvekili Çevre Eski Bakanı Sayın Doktor Hakan Dinçürek. Kendilerini buraya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın sayıdeğer eşleri, Türkiye'den gelip aramızda bulunan değerli konuklar, sayın hocalarım, saygıdeğer misafirler. Öncelikle 3. Engelsiz Bilişim Günlerinde yine birlikte sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Zaman çok çabuk geçiyor. 2 yıl önce başlamıştık burada. Şimdi 3.sünü yapıyoruz. Konuşmacıların ülkemizin hem engelliler konusunda hem bilişim konusunda, engellilere yönelik bilişim konusundaki sıkıntıları dile getirmesi doğaldır. Çünkü gerçekten KKTC gelişmiş dünyayla kıyas yapıldığı zaman bu konuda oldukça geridedir. Ama bir şeyi unutmamak lazım. Önce bilmek, sonra istemek başarmanın önemli bir motivasyonudur diye düşünüyorum. Nereden nereye geldiğimizi düşünürsek son birkaç yılda bu konuda yarattığımız öncelikle farkındalık, sonra ise engelliye erişim
ve bu konuda yapılabilecek hem akademik çalışmaları hem arazideki uygulamalarıyla yönelik çalışmaları alt alta yazarsak hiç de önemsenmeyecek bir mesafenin son iki yılda kaydedildiğini söylemekten büyük bir memnuniyet duyarak bunu belirtmek isterim. Tabii ki burada başta Zehra ve Fahriye Altınay kardeşlerin gösterdiği emeği göz ardı edemeyiz. Onlara buradan bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek isterim. Engelli bireyler için bizler ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? Az önce birçok konuşmacı engelli bireylere sağlanan imkanlar dolayısıyla onların neleri başarabilecekleri yönünde bir takım örnekler verdiler. Ve bizim de ısrarla her zeminde vurguladığımız nokta her engelli bireyin fırsat yaratıldığı takdirde başarıp geliştirebileceği becerilerinin mutlaka var olduğu, işte bunların ortaya çıkarılarak o bireylere sağlanan imkanlarla onların önce iletişim becerilerini, sonra ise kendi yaşam kalitelerini ve bu toplum içerisinde üretken bireyler olabilmelerini sağlamak esasında bu zeminde oluşturulan bilimsel toplantılardan geçer. Bunları yaratarak biz engelli bireyleri toplumda üretken ve sosyal yaşamda mutlu bireyler haline getirebiliriz. KKTC olarak bizler ne yapıyoruz? Engellilerin eğitiminin doğal hakkı olduğundan bahsedildi. Bizde hakkı değil. Ben 2014 Şubat'ında özel eğitim yasasını hazırlayıp meclise teslim ettim. Genel kuruldan ivediliğe alındı, komitededir. Komitede daha görüşülme safhasına erişmedi. Müjde olarak vereyim mi emin de değilim ama mecliste bu konuda hassas olan, sosyal politikalarda yönünde hassas olan milletvekili arkadaşlarımızla sürekli konuşuyoruz. Akşam da konuştuk ve bu yasanın ve benzer bir iki yasanın, engellilerle ilgili yasanın ayrı görüşüleceği bir özel komite, ad hoc komite oluşturmak arifesindeyiz. Bugünlerde bir ad hoc komite oluşturabilirsek mecliste, benzer yasaları ivedilikle o meclisin yoğun komite trafiğinin dışına çekerek, hızlandırarak geçirebilmeyi 2016'nın başında sağlama hedefindeyiz. Umarım 4. engelsiz bilişim toplantısında bunun geçirdiğimizin müjdesini vererek burada bir konuşma yaparız. Evet, engellilerle ilgili istihdam konusunda da KKTC olarak bizler sabıkalıyız. Yasalar var. Yasaları geçirdik ama yasaları uygulamıyoruz. Yasalara rağmen uygulamıyoruz. Her 100 istihdamdan 4'ünün engelli olması yasayla zorunludur. Ve son 8-9 yıldır bu yasanın öngördüğü, emrettiği gereklilik yerine getirilememektedir. Ben 9 ay gibi kısa bir süre bakanlık yaptım. Bakanlık yaptığım dönemde 2015 bütçesinin kullanılması söz konusuydu. Bakanlar Kurulu'nda burada kendisinin adını da anmak isterim. Çalışma Bakanı Sayın Aziz Gürpınar Bakanlar Kurulu'na söz verdi. 11 engelliyi esasında 360'da %4 14 yapar ama 11 engellinin 2015 yılı içerisinde istihdamının gecikerek de olsa yapılacağını konusunda bir karar ürettik, prensip kararı ürettik ama siyasetin doğası gereği hükümetler gelir, hükümetler gider. Biz Temmuz 2015'te hükümetten ayrıldık. Çok kısa bir süre sonra Aziz Bey de bakanlık görevinden ayrıldı ve üzülerek belirtmek isterim ki engelli istihdamı ümit olarak 2016'ya kaldı. Bunlar bizlerin ayıpları. Bunları aşmak için her bireyin hep beraber el birliğiyle, gönül birliğiyle hareket etmesi lazım. Görevimiz ne olursa olsun ben
Dün aydın bir hekimdim. Mesleğim ortopedist, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Dolayısıyla hayatım engellilerle beraber geçiyor. Bu yönde katkılar koymaya çalıştım. Gün oldu, iktidar partisinin milletvekili oldum. Gene doğru bildiklerimi söylemeye devam ettim. Yasalar yaptım, engellilerle ilgili meclise gönderdim. Daha sonra bakan oldum, bakanlar kurulunda bunu taşıdım. Bugün muhalefet milletvekiliyim. Yine aynı çizgide aynı şeyleri söylüyorum. Görevimiz ne olursa olsun, bu salonda olan herkesin kendince bu konuda yapabilecekleri vardır. Ve az önce de bahsedildi, engelsiz bir dünya yaratma adına hepimizin Çin Seddi'ni örer gibi bir taş koyarak bu büyük hedefe ulaşmada katkı sağlayacağına inancım vardır. Bu motivasyonu bakışlarınızda, gözlerinizdeki ışıkta görüyorum ve bu toplantıların ve bu toplantılardan çıkan sonuçların hayata geçmesi için yapılan ve yapılacak çalışmaların devamını saygıyla selamlarım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sıradaki konuşmacımız Kuzey Kıbrıs Türksel Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan Barış. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi, Sayın Milletvekilim, müdürlerimiz, Sayın Rektörlerimiz, başkanlarımız, çok değerli basın mensupları, saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili öğrenciler. Engelsiz Bilişim Günleri, Kuzey Kıbrıs Türksel içinde iki ana önemli başlığı bir araya getiriyor. Hem bilişim hem engelsiz yaşam, Kuzey Kıbrıs Türksel'in vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Bizler bir yandan işimiz teknoloji derken, diğer yandan da işimiz insan diyoruz. Bilişim, en genelde teknoloji ve özellikle de mobil iletişim ve internet, Kuzey Kıbrıs Türksel'in en önemli gücüdür. Kuzey Kıbrıs Türksel, kurulduğu günden itibaren teknolojideki liderliğini sosyal sorumluluk işlerinde de benimseyerek, ülkemizde engelsiz yaşam vizyonu ile birçok projeye imza atmıştır. İşte bu nedenle Engelsiz Bilişim Günlerinde bir yandan teknolojinin önemini yeniden anımsarken, öte yandan sosyal sorumlulukta en önemli odağımız olan engellilere yönelik böylesi anlamlı bir etkinlikte 2013 yılından itibaren ana sponsor olarak yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ortak çabamız tüm bireylerin dünyanın neresinde olursa olsun birbirine erişeceği, engellenmeyeceği, bilgi çağında ilerleyeceği bir noktaya ulaşmaktır. Yeni dünya düzeni içerisinde bilişim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler mesafeleri ortadan kaldırıyor. Kişileri istedikleri an, istedikleri yerden, diledikleri içeriye erişebilmede özgür kılıyor. Bu sayede eğitimden eğlenceye, bilgiden sağlığa kadar tüm süreçleri nerede olursak olalım yönetebiliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türksel, teknoloji, mobil iletişim ve internette yaşanan tüm değişimleri dünya ile eş zamanlı olarak güzel adamıza taşıma gayretiyle çalışıyor. Bu yıl lansmanını ülkemizde de gerçekleştirdiğimiz Türksel Dijital Akademi'nin içerisinde yer alan engelsiz eğitimlerini geçtiğimiz dönemde ülkemizdeki görme engellilerimizle birlikte deneyimledik, hizmetlerine sunduk. Engelsiz ofisler yaratarak müşteriye dokunan tüm çalışanlarımıza işaret dili eğitimi verdik. Ayrıca engelli istihdamına özel önem göstererek örnek kurum olmayı hedefledik ve başardık. Sanat Engel Tanımaz fotoğraf ve kısa film yarışmamızdan Cafe Down projemize, engelsiz yaşam seminerlerinden sesimizi uluslararası arenada duyuran tekerlekli sandalye basketbol takımımıza kadar pek çok önemli başarıyı halktan gördüğümüz destekle sürdürmekteyiz. Engelli bilincini yaratmak, bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla halkımızın da içerisinde yer aldığı işaret dili videomuz, dijital ortamda birçok kişinin sadece birkaç dakika içerisinde verdiğimiz mesajları almasını, hatta çoğaltmasını sağladık.
Dünyanın en prestijli yarışmalarında engelsiz projelerimizde finalde yer almanın gururunu yaşamış bir kurum olarak önümüzdeki dönemde de bu yöndeki çalışmalarımızın devam edeceğini söylemek isterim. Kuzey Kıbrıs Türksel, engellerin kaldırılması yönünde hem teknoloji hem de sosyal sorumluluk anlamında her zaman işbirliğine hazır ve desteğe hazır olduğunu söylemek isterim. Bugün bizleri yeniden bir araya getiren Engelsiz Bilişim Günleri, inanıyorum ki hepimize yeni ufuklar açacaktır. Bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyor. Önemli bilim insanları, akademisyenlerimizi ve değerli konukları Kuzey Kıbrıs Türksel ailesi adına selamlıyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence Başkanı Profesör Doktor Nedime Sarakıncı'yı buraya davet ediyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımın değerli eşi, Sayın Milletvekilim, Sayın Mütevelli Heyeti Başkanı Vekilim, Sayın Celal Bayar Üniversitesi Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, değerli akademisyenler, değerli konuklar, basın mensupları. Buraya her geldiğim zaman bu Engelsiz Bilişim Günleri kapsamında normalde bir akademisyen olarak İşte sunum yapmaya, konuşma yapmaya çok alışkın bir kişi olarak inanılmaz bir heyecan, böyle elimin ayağımın titrediğini hissediyorum. Yıllardır hep düşündüğümüz, hep bunlar sözlü bir şekilde hani yüksek sesle dile getirilsin dediğimiz problemlerin bugün ülkemde bir günler, çalıştaylar başlığı adı altında gündeme getirilmesi beni çok mutlu ediyor. Bu mutluluğun getirdiği heyecanla da sizleri burada selamlamaktan büyük bir keyif ve onur duyduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Bugün Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Beyannamesi'nde hepimiz aşağı yukarı bu konuyla gündeme neredeyse ezberledik, bize söylediklerini dile getirmeye çalışıyoruz. Ama benim bakış açımdan aslında bizlere, engelliler açısından biraz daha farklı bir şey söylediğini düşünüyorum. Bana göre bize aslında engellilerin ötekileştirilmeden tüm insanların eşit haklarda onlarla birlikte temel haklarına sahip olmaları için onları koruyacak kural ve davranışları ön plana çıkarmamızı söylüyor. Bu da şu demektir. Bugün böyle bir toplantı çerçevesinde biz bilişim teknolojilerini, her türlü dili, vücut dilini, her türlü teknolojiyi konuşuyoruz. Ama var olanları korumayı, bunu ön plana nasıl çıkaracağımızı farklı bir dille konuşmamız gerekiyor. Farklı olmak güzeldir. Farklı olmak bizlere farkında olmadıklarımızı farklı olmanın ne demek olduğunu anlamayı ifade ediyor. Farklı olmak, bugün bir genetik profesör olarak sanırım 1993'te bir sınavda, Avrupa'da girdiğim bir sınavda sorulan bir soruyu, o zaman sırf basit bir genetik sınav sorusu olarak algıladığım bir sorunun aslında yurt dışında bizim şu anda yapmaya çalıştıklarımızı hala hazırda bize eğitim esnasında beynimize bir yerde empoze ederek yaptıklarını fark ediyorum. O soru şuydu. Bir genetik danışman olarak hamile, önceden 8 çocuğu olan bir anneyle karşı karşıyasınız. Bu annenin 2 çocuğu fiziksel engelli, bir çocuğu duyma sorunu yaşıyor, diğer çocuğunda görme bozuklukları var. Bu hamilelikte davranışınız ne olur, izin verir misiniz? Üzülerek söylemem gerekir ki birçok genetik danışmanlığı sınavında olan arkadaşım, ben de dahil olmak üzere, izin vermezdim düğmesine basıp sınavdan kaldık. Sonradan ortaya çıktı ki burada izin vermeyip öldürdüğümüz birey Beethoven'mış. Dolayısıyla
Farklı olmak güzeldir. Kaybettiklerimizi, kaybedebileceklerimizi fark etmek açısından güzeldir. Bu vesileyle bu konuda ana sponsorluğumuzu yapan Türksel'e ve Center of Excellence'e bağlı Toplumsal Araştırma Geliştirme Merkezi'ne, Yakın Doğu Enstitüsü'ne girişimleri, çabaları, gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyorum. Aynı zamanda her yerde her zaman olduğu gibi Yakın Doğu Üniversitesi'nde bu konuda gösterdiği önderlik mutlaka altı çizilmesi gereken bir konudur. 2013'te bu merkezin kurulması, arkasından da birinci Engelsiz Bilişim Günleri ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi'nde Engelsiz Kampüs'e yönelik inanılmaz bir çaba gösterilmeye başlanmıştır. İlkokulumuzda farklı özelliklere sahip olan öğrencilerimizi normal öğrencilere aynı ortamda tutarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda belli saatlerde özel eğitim alanına alınıp diğer geri kalan saatlerde diğer çocuklarla birlikte bulundurulan çift taraflı eğitime başlanmıştır. Çift taraflı eğitim derken bizim ihtiyacı olduğunu kabul ettiğimiz öğrencilere özel ihtiyacını bir yandan karşılarken böyle kişilerle nasıl baş edilir, nasıl yaklaşılır ve bu bir ayıp değildir, bu normaldir, topluma kazandırılması gereken bir ihtiyaçtır altını çizerek ilkokuldan, hatta şu anda okul öncesinden böyle bir eğitime girdi. Dolayısıyla burada bir kez daha üniversitemin bu konuda yaptığı önderlikten dolayı Yakın Doğu ailesine teşekkürü bir borç bilirim. Sabrınız ve dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kemal Çelebi'yi buraya davet ediyoruz. Saygıdeğer hanımefendi, sayın milletvekilim, sayın Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, çok kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, kıymetli konuklar, basının değerli mensupları. Sözlerime öncelikle bugün sizin aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Siz değerli dostlarımızla, kardeşlerimizle bugün bir arada olmak bizi ziyadesiyle mutlu etti, memnun etti. Size Türkiye'den dostlarınızın, karındaşlarınızın derin sevgilerini, saygılarını, muhabbetlerini ve özlemlerini getirdik. Lütfen kabul buyurun. Celal Bayar Üniversitesi Sekreteryası desteğiyle Yakın Doğu Üniversitemizin ev sahipliğinde bugün burada düzenlenmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Günleri beni çok ilgilendirdi, enterese etti. Aslında üniversitemizde yoğun programımız var. Fakat konu engelliler olduğunda, ki bu kavram üzerinde biraz sonra durmak istiyorum. Engellilerle ilgili her türlü etkinliğin olduğu yerde biz Celal Bayar Üniversitesi olarak bulunmanın bir vecibe olduğunu, bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle şahsen bizzat rektör yardımcısı arkadaşımla katılmayı gündemimize aldık ve bugün sizlerle burada bu etkinlik kapsamında buluşmuş bulunuyoruz. Bilişim teknolojileri ve internet günümüz insanının bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede
engelli bireylerin sosyo-kültürel hayata, eğitime ve ekonomik hayata katılabilmeleri mümkün olmaktadır. Celal Bayar Üniversitesi olarak bir taraftan engelli personelimiz ve öğrencilerimize en iyi hizmeti sunabilmeye çalışırken, bir yandan da engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin gelişmesi ve toplumsal katkının sağlanması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızın başında gelen ve sekreteryasını ifade ettiğim gibi yürüttüğümüz Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu çalışmalarıyla Türkiye genelinde başta kamu kurumları olmak üzere üniversiteler, STK'lar ve özel sektör işbirliğiyle çok ciddi çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de her zaman bizim ayrılmaz bir parçamız olmuştur. Nitekim Eylül ayında Celal Bayar Üniversitesi'nde düzenlediğimiz Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi'nde partner ülkemiz geçen yıl olduğu gibi yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Buradan gelen temsilcileri, dostlarımızı Manisa'da ağırlamak bizim için bir onurdu. Bugün de burada üçüncüsü düzenlenmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Günlerinde Türkiye'den gelen uzmanlarımız başarılı engelsiz bilişim uygulamalarını sizlerle paylaşacaklar. 2 gün sürecek olan etkinlik, iki kardeş ülkede engelsiz bilişim alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerin tecrübe aktarımı ve bundan sonraki işbirliği için önemli katkılar sağlayacaktır. Etkinliğin düzenlenmesinde elbette çok sayıda arkadaşımın payı var, katkısı var. Ama ona geçmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Biz ayaküstü Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleriyle sohbet ederken kendisi engelli sözcüğünü pek sevmediğini ifade etti. Önce biliyorsunuz özürlü kavramı kullanılmaktaydı. Sonradan engelli. Aslında zannediyorum haklı bir itirazı burada söz konusu hanımefendinin. Bizler engelli olarak tabir ettiğimiz kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırdığımızda aslında onlar engelli olma kategorisinden çıkmış olacaklar. Buradan şunu anlıyoruz. Onlar engelli değil. Onların önünde engeller var. Engellilik onlardan kaynaklanan bir durum değil. O engelleri biz kaldırdığımızda o arkadaşlarımız, o bireyler engelli olarak tanımlanmış, nitelendirilmiş olmayacak. Bu tür etkinlikler elbette bu konudaki duyarlılığın gündeme gelmesine, çalışmaların artmasına, çözüm önerilerinin geliştirilmesine ciddi katkı sağlıyor. İfade ettiğim gibi bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Profesör Doktor Nedime Serakıncı olmak üzere Doçent Doktor Zehra Altınay ve Doçent Doktor Fahriye Altınay'a, yine üniversitemizin bu alandaki çalışmalarını özveriyle, büyük bir gayretle gönüllü olarak yürütmekte olan çok sevgili arkadaşım Özhan Kalaca ve yine engellerle ilgili çalışmalara koordinatörlük yapan sevgili dostum Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Bilal Gümüş'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu etkinliğin verimli, faydası geçmesi dilek ve temennisiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Saygılar.
Sıradaki konuşmacımız Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Yardımcı Doçent Doktor Sayın Murat Üzünkan. Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri, sayın milletvekilim, sayın rektörlerim, engelsiz yürekler, değerli misafirlerimiz ve basınımızın güzide temsilcileri. Teknolojiyi etkin bir biçimde kullanarak engelleri kaldırma ve daha engelsiz bir yaşama birlikte adım atma yolunda önemli bir farkındalık etkinliği olan Engelsiz Bilişim Günleri'nin üçüncüsüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada engelli vatandaşlarımızın internet kullanımı ve bilişimle etkileşiminin konuşulacağı üçüncüsü düzenlenen Engelsiz Bilişim Günleri'nin açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Bilişim sürekli ilerleyerek gelişim göstermekte, bilişimin sürekli ilerleyerek gelişim göstermekte olduğu günümüzde Yakın Doğu Üniversitesi olarak bizler de her alanda bu gelişime uyum sağlamaktayız. Bilgisayar teknolojileri ve internet günümüz insanının bilgi ve gelişim, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabildiği için bir ihtiyaç halini almıştır. Bu engelli bireylerin bilişimin imkanlarından toplumsal yaşamın her alanında etkin bir şekilde yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için verilen hizmetlerde bazı düzenlemelerin yapılması, yeni bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bir gerekliliktir. Ve ümit ediyorum ki Sayın Milletvekilimizin az önce söylediği müjdeyi önümüzdeki yılki bir toplantıda Sayın Kibet'in de serzenişte bulunduğu yasalar çok daha etkin bir şekilde meşimsizden geçer ve daha da önemlisi uygulamaya sokulur. Bir toplumun medeniyet ölçülerinden biri de yaşam alanları toplumsal duyarsızlıklar ve bilinçsizlikler nedeniyle sınırlandırılmış engellilere yönelik bakış açısı ve onlar için gerçekleştirebildikleridir. Tek yapmamız gereken engelleri kaldırmada tek yürek ve el olarak engelli kardeşlerimizin kendi hayatlarına yön verebilme özgürlüklerini sağlamaktır. Engelleri kabullenmek ve yeni engeller oluşturmak yerine bu engelleri gönül ve düşünce birliğiyle tasarlayıp hayata geçireceğimiz bilim destekli somut projelerle ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi olarak dünyada ve Türkiye'de yürütülen faaliyetlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yürütülmesi ve engelliler için farkındalık yaratılması için önderlik yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Bu bağlamda bir yandan engelsiz bir ada ve dünya yaratma yolunda ortaya koyduğumuz bilimsel çalışmalarla engelsizliğin düşünsel evrenini pekiştiren, diğer yandan uygulamaya koyduğumuz bilim destekli uygulama projeleriyle engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarını engellerden arındırmaya çalışıyoruz. Gerek kampüsümüz, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çapında paydaşlarımız ve proje ortaklarımızla hayata geçirmeye başladığımız engelsiz kampüs, engelsiz turizm, güvenli okul ve ana proje ortağı olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz engelsiz bilişim projeleriyle hem kampüsümüzü hem de adamızı engelsiz bir dünyanın örnek alınacak modelleri haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Engellerin fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime tam olarak erişiminin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerinden yararlanmasının oldukça önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda Yakın Doğu ailesi olarak engelli haklarına hem düşüncede hem de uygulamada saygı duyan bir Kıbrıs'ın ve dünyanın yaratılmasında üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. Yakın Doğu Üniversitesi her zaman sorumluluklarının bilincinde olarak sağlam adımlarla hedeflerine yürürken engelli dostlarının da engel tanımayan yüreklerinden ve geleceğe olan inançlarından güç almaktadır. Tüm vatandaşlarımızın farkında olarak ya da olmayarak yaratmış olduğumuz engelliler konusunda toplumsal duyarlılığa davet ediyor. Engelsiz Bilişim Günlerine katkı koyan ve katılım gösteren herkese teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyorum. Sağ olun. Evet.
Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı'nın değerli eşi Sayın Meral Akıncı'yı konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyoruz. Çok kıymetli katılımcılar, saygıdeğer misafirlerimiz, ön yargısız algılayan, yürekten vicdanen duyan, konuşan, hareket eden ve paylaşan güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte olmak beni hakikaten mutlu etmiştir. Elimde kağıtla gelmedim. Entelektüel bir çalışma yaptım. Ancak buraya gelirken beni başka bir dünyaya götürdünüz ve bir tarihsel süreç içerisinde kendimi yaşar buldum. Ben Kıbrıs'ın ilk psikoloğum. 1972 yılında buraya geldiğim zaman hemen işe başladım ve ilk adımım bizim ülkemizde olan, ben özel gereksinimleri olan farklı gelişen çocukları ortaya çıkarmak oldu. Çünkü benim o dönemlerde öğrenim gördüğüm Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin Ankara'daki, o dönemde Mongol adını verdiğimiz Down sendromların özel bir yeri vardı. Ve biz oraya rutin olarak gider, testler veriyoruz ve öğrendiklerimizi orada uyguluyorduk. O nedenle benim bu çocuklara karşı çok özel bir sevgim vardı. Ve buraya gelirken de böyle bir çalışmaya başladım. Zaten küçük bir yer ve hemen adanın her tarafında işte yeni birisi geldi, çocuklarla da ilgileniyor diyerekten bana özellikle Limassol'dan hani daha hatırladığım iki tane vaka geldi. Bir tanesi 5 yaşında. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bugün geldiğiniz yerde ben sizi kutluyorum. O nedenle size bunları anlatmaya çalışıyorum. Geldiği zaman vakti, maddi durumu çok iyi. Arotürüslerinde şirketi olan bir Türk genç babaydı. Bana elinde bir çocukla geldi ve dedi ki, işte dedi böyle bir 5 yaşındadır, ben bununla baş edemiyorum. Eşim artık krize geçiriyor ve biz boşanmaya gidiyoruz. Ne olur bir şey yap. O dönemde biliyorsunuz, tabii ki bizde herhangi bir psikolojik laboratuvar olmadığı için, herhangi bir supervisor'ım da olmadığı için, tamam dedim, ben çocuğu böyle kendi el yordamımla, bildiklerimle gördüm ve ilk yapacağım müracaat da güneydeki Lerboşa Makaryos Hastanesi'ndeki psikoloji laboratuvarı oldu. Orada işbirliğiyle yaptığımız bir çalışma sonucunda bana önerilen bir durum oldu ve dedi ki, bizim bu çocuğa hizmet verebileceğimiz, yardımda bulunacağımız bir okulumuz vardır. Yalnız Rumça'dır. İstiyorsan teklif et, eğer kabul ederlerse biz bu çocuğu her gün evinden alırız, oraya götürürüz, eğitimlere başlarız. Bu şekilde ben aileyle konuştum ve bunu kabul ettiler. Her sabah evinden aranıyor, okula gidiyor ve en azından ev içerisinde çocuğun olmadığı dönemlerde kadın biraz kendini buluyor, rahatlıyor. Çünkü bir çocuğu daha vardır ve bir tane de hamile. Bu nedenle 74'e kadar biz bu durumu geçirdik. Ve bu arada bana gelen ikinci, yine Limassol'dan aynı durumda, hayır ben çocuğumu evden dışarı çıkaramam. Yani şu anda ismini versem herkes bunu tanıyacaktır. Çok yakın tanıdıklarımızdan birisi. Kesinlikle ben ayrılamam, edemem derken çocuğumuz gitmedi. 1974 Savaşı'nda, şunu da ekleyeyim ben, güneyde kalan bu çocuklarımız, baba biraz ilginç ve zeki bir adamdı. Hemen Birleşmiş Milletler'e müracaat etti, benim ismimi verdi ve benden bana bir mektup gönderdi ve dedi ki, ne olur bizi buraya Birleşmiş Milletler kanalıyla getir. O şekilde biz getirdik, çok da çocuklarımızı getirdik, tanıdıklarımızı getirdik. Ben o dönemde Sinir Hastanesi'nde çalışıyorum. Çok değerli, rahmetli Sezai Bey, zaten bütün bu çocuklarla, engellilerle, engelli şu anda paylaştığımız insandır.
ve diğer sorunlarla ilgilenen bir başhekimimizdi. Ve yine bir doktorumuz nezdinde biz çok hastalarımızı, çok sorunlarımızı buraya taşıdık. Bu süreç içerisinde zorluk çektik. Yalnız ben kendim hiçbir ara bırakmadan hep bu çocukları bir araya getirdim. Ve çok kısa zamanda zaten burada o dönemlerde bir sağırlar okulu vardı. Rumların terk ettiği köyler okulu vardı. O dönemde şöyle diyorlardı. Gerizekalılar okulu. O gerizekalılar okulu vardı. Asker nezdinde ben bütün bu yerlere gittim. Yerrakva'daki okula da gittim. Asker tarafından taşındım. Girdeki okullara gittik. Orada kırılmayan, dökülmeyen, yakılmayan kitapları, oyuncaklar ve ne varsa bize yarayacak alet aletabatı biz aldık getirdik ve biz bu şekilde çok kısa bir zamanda Kızıl Haç'la anlaşarak 18 yaş üstü çocuklarımızı Girne'deki Kızıl Haç Hastanesi'nin yarı bölümünü alarak biz 18 yaş üstü çocukları da oralara taşıdık. Ve öyle bir durum, pazartesi sabah gidiyor çocuklar, cuma akşam dönüyor. Bu hikayeleri diyorum ben ama bu bir serüven ve şu anda sizin ortaya koyduğunuz bu kadar güzel işleri biz el yordamlarıyla yalnız o dönemde tabii ki Türkiye'de bu konular çok çok ileride değildi. Bugünkü üniversitelerin yaptıklarına ben hayranlıkla bakıyorum. Çok teşekkür ediyorum ve özellikle bu alanlarda çalışmanın çok kolay olmadığını biliyorum. Çünkü her şeyden önce bu bir empati, onu yaşamak, onu vicdanen görmek. Sadece insanın, hep diyoruz ya sol beyni çalışıyor, sağ beyni çalıştırmak bambaşka bir şeydir. Yürek ister, sabır ister, onlarla beraber yaşamak ister. Yalnız bunlar değil, takip etmek de ister. Bizde de mesela bizim dönemimizde ben hatırlıyorum İngiliz döneminden gelen, Cumhuriyet'ten gelen %5'ti istihdamlar. Biz %5 istihdamları isterken onların takipçisi de oluyordu. Çalışma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan çalışıyordum. Bunların koordine bir çalışma biçimiyle yaptığımız istihdamlarda biz bu insanların takibini de yapıyorduk, maaşlarına bakıyorduk. Bugün benim etrafta tanıdığım çok insanlar vardır. Ve bu süreç böyle devam etti. Bugün geldik. Anlamlı bir gündeyiz bugün. 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Ben inanıyorum ki bugün başlayan bu 2 günlük çalıştay rastgele olmuş. 10 Aralık gününde olmuş değildir. Bir mesaj veriyor insan hakları konusunda. Bu özel gereksinme isteyen bireylerimizin farklı gelişmelerini insan hakları kapsamı içerisine almaktır. Bu farklı gelişimler, biraz önce Profesör Hanım'ın da dediği gibi, farklı olmak çok güzel bir şeydir. Unutmayınız, çok hikayeler anlatıldı, örnekler verildi. Einstein'ın annesinin eline bir mektup gönderdiği zaman okul idaresi, bu çocuk artık bizim okulumuzda yaşayamaz, biz bunu kurtaramayız dendiği zaman annesi çocuğa artık sen o kadar ilerisin ki dedi, o kadar farklısın ki okul idaresi arkadaşların seni takip edemiyor. O şekilde biz evde homeschool yapacağız, ben seni eğiteceğim. Ve çocuk kendisini çok ayrı gördü, farklı bir dünyadan aldığı enerjiyle kendisini işte bugün bir Einstein yaptı. Ancak annesi ölürken biliyorsunuz bu mektubu buldu ve okudu. Arkasından da ağladı. Bu farklı büyüyen çocuklarımızın bu bilişim teknolojisi içerisine katılmasına ben de yürekten katılıyorum. Yalnız bütün bunlar yapılırken ülkemizin şartlarının yaşam biçimlerini de göz önüne koyduğumuz zaman benim moralim hiç bozuk değildir. Yapmamız gereken birkaç adım vardır. Yasalar, biz her şeyi yasaya atıyoruz. Baktığımız zaman biz yasalarda bizim çok kazançlarımız vardır. Ancak biz bunları uygulama safhasına getirmiyoruz. Aynı zamanda bu bölümlerde, bu alanlarda yetişmiş insanlar da bunların takipçisi olmuyorlar. Aileler benim bildiğim dönemden hala daha
karşı karşıya geliyorum ve görüyorum. Ailede bir tek işte engelli çocuğum vardır. Ne olur bir rapor ver de bir maaş bağlansın. Doğrudur. Onların özel bir katkıya ihtiyaçları vardır. Yalnız o kadar değildir. Bunun yanında ailelerin ve sistemin ve alınan yasaların yanında paylaşım eğitimin dışında günlük yaşam becerilerini geliştirilmesi lazımdır. Ve bu farklı büyüyen, farklı gelişen insanların bu yaşam becerilerini tespit ettikten sonra da bu yasalar nezdinde onları da katarak ve bu sorumlu, bu otoritelerin de takipçisi olması şartıyla bu insanlar bizim günlük hayatımıza girebilirler. Biliyorsunuz tabii ben bu süreçten geçerken yalnızdım. Yalnız tabii ki ben hep zamanın ruhu diyorum. Belki çok da iyi zamanlarda da yetişmişim. Çünkü kapalı olma döneminin bana kazandırdığı bir takım avantajlar oldu. Çünkü hep ben oraya buraya koşuyorum ve süpervizyon istiyordum. Çünkü yapamıyordum. Birilerinin beni yönetmesi, birilerinin beni sorgulaması, birilerinin beni takip etmesi lazımdı. Ve yabancılar bana sağladıkları olanaklarla çoğunlukla en kolay gidebileceğiniz yer ya İngiltere ya Amerika'ydı. Ben Amerika'yı tercih ederek Amerika'da ayrı ayrı çok çok dallarda, çok sahalarda eğitim görmek olanağını aldım ama kendimi çok daha sorumlu hissettim. Ve bugün etrafta gördüğüm zaman farklı alanlarda farklı uzmanların olması, farklı detaylarla çalışması beni ne kadar mutlu edebilir misiniz? Bugün bir yazıyla geldim ben buraya ama okuyamadım çünkü bu alanlarda gerek Türkiye'deki bu çalışmaların, bu işbirliklerinin Yakın Doğu Üniversitesi içerisindeki özellikle ikiz kardeşlerimizin Bayan Serapıncı'nın ve diğerlerinin ve Yakın Doğu otoritesinin bunlara o karar gelmesiyle buraya kadar gelmesi beni çok hem duygulandırdı hem heyecanlandırdı. Evet, ben Altınay Hocam'ı da karşımda görüyorum. Hem okuldaşım hem ilk Doğu Akdeniz'de psikoloji dersini gören benim. Onu da söyleyeyim. Zaman zaman o zaman rektör yardımcısıydınız. Böyle okuldaşlarımla orada bunları başlatmak bile bana çok büyük mutluluk, keyif vermişti. Bugün görüyorum orada da çok güzel şeyler, adımlar atılmış. Ve orada yetişenler, o alanlarda bu özel eğitim isteyen, özel farklı büyüyen gereksinmeleri olan çocukların katkılarını farklı alanlarda destek almaları beni son derece mutlu ediyor. Ben bütün çalışmalar için sizi kutluyorum. İnanıyorum ki bu dalda çalışmak kolay değildir. Çünkü her şeyden önce bir empati, bir insan hakları, bir bambaşka bir duygudur bu. Ya, insanın sol beynini çalışması çok kolaydır. Ama sağ beynine hitap etmek, onu günlük hayatına katmak zordur. İnsanlık ister. O nedenle ben herkesi yürekten kutluyorum. Beni buraya eş olarak davet ettiğiniz zaman ben de sizden biriyim. Ve üstelik bir de kadınım. Kadın olmak, engelli kadın olmak ayrı bir kültürdür. Ve ayrı bir dezavantajdır. Yine Emir var burada. Onunla beraber biz Chicago'da ben uzman olarak, o eğitimci olarak bir rahmetli Mustafa Çelik ve yine bir anne Refiye Hanım'la beraber biz bu farklı büyüyen çocuklarla, çocuklarda liderlik için bir buçuk aylık bir University of Illinois at Chicago'da öğretim gördük. O dönemde de bizim özellikle benim çok ilgi duyduğum kadın farklı gelişen gelişenlerdi. Onlarla yaptığım bütün çalışmalarda gördüm ki o ayrı bir kültürdür. Zaten bu alan ayrı bir kültürdür. Eğer bunu benimsersek, bunun şiirleri var, masalları var, hikayeleri var, şarkıları var. Yani böyle bir alanı çok geniş olan bir dal, bir kültürdür. Bunu benimseyip öğrenirsek ancak biz bu yollarda kat edebiliriz. Yasa da önemlidir. Her şey önemlidir ama her şeyden önce bunu içselleştirmemiz lazım. Kadınların da bu
çerçeve içerisinde ikinci bir tekrar zorlukları vardır ve orada da onun da daha da yüceltilmesine inanıyorum ben. Beni dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Yeterince zaten bilişim günleri hakkında herkes konuşmuştur. Ben de sizlerden çok şey öğrendim. Ama karşılıklı öğrenmeyle ben de belki biraz deneyim alabilirsiniz zaman içerisinde. Ama hadi daha inanıyorum ki beni katın aranızda sizden de öğreneceğim çok şeyler vardır. Çok teşekkür ediyorum. Bu iki günlük çalıştayım da sonuçlarını biliyorum bireylere iş dünyasına, sivil toplum örgütlerine, hükümete, devlete götüreceksiniz. Bunların sorumluluğunu biz yükleneceğiz. Ve bunları hayata geçirmeye, hayata taşımada yardımcı olmaya çalışacağız. İyi çalışmalar diliyorum.